bildiği gibi sağlık ağızda başlar. Artık bu klasik bir söz olmuştur. Ve diş eti ve diş enfeksiyonları, diş hastalıkları iç organlarımızı da kan yoluyla buralara ulaşarak bunları da etkileyebiliyor. Her yıl aslında çok sayıda insan farkında olmadan adi sağlığı enfeksiyonu sebebiyle farklı hastalıklara tutuluyorlar. Aslında bunun altında yatan sebep adi sağlığı. Bunun önemi çok önemli. Mesela kalp kapakçı enfeksiyonları, yine mide rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, vücudun her yerini adis enfeksiyonları etkileyebiliyor. Mesela bizim subakut bakteriyel endokardit dediğimiz bir hastalık vardır. Ve bunun yapılan çalışmalarda %90'dan fazla sebebinin diş eti enfeksiyonları ve diş enfeksiyonları olduğu bulunmuştur. Bu çok yavaş yavaş sinsi derleyen bir hastalıktır. Örneğin bir hastada çürük meydana geldi, daha sonra bir lezyon meydana geldi veya diş eti enfeksiyonu meydana geldi ve hastam bunun tedavisini yaptırmadı veyahut da dişlerini fırçalamamaya devam ediyor. Öyle büyük bir bakteriyel yük meydana geliyor ki bu kanla direkt kan kapakçığına yerleşip orada yavaş 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 çoğalmaya başlıyor bu bakteriler. Ve sonuçta da kalp hastalıkları, endokardit dediğimiz veyahut da kalp kapakçılarının tutulumuna kadar gidebiliyor. Mesela kalp kapakçı hastalıklarında ve bazı hastalıklarda ilk olarak hastalarımız bize gelir. Fakültemizde onların detaylı diş tedavilerini, muayenelerini yaptıktan sonra hastayı direkt tıp fakültesi hastanemiz veya da diğer hastanelerde tedaviye veya da diğer operatif işlemleri alırlar. Bu dönemde biz her zaman bu bakımın çok önemli olduğunu, günde en az iki kere diş fırçalanması gerektiğini, bununla birlikte diş ipi kullanımının önemini sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Dişler fırçalanmadığı zaman tabi bu çürük olarak ve diş eti enfeksiyon olarak geri dönüyor ve artık bir yola giriliyor. Tedavi edilme sürecine girilmesi lazım. Tedavi edilmediğinde diş kayıpları maalesef bu sebepler, diş kayıpları meydana gelebiliyor ve bunun sonucunda da hem zaman, hem maddi, hem de manevi kayıplar artık başlıyor. Yani gerçekten hem hükümetlere bu sağlık sisteminden dolayı, bu çünkü devletler karşılıyor ve bireysel olarak da maddi külfet getiren bir sürece giriyor. Aslında biz bunu çok rahat bir şekilde günde 5 dakikamızı ayırarak düzenli bir fırçalamayla ve yılda en az bir olmak üzere biz 2 kere tavsiye ediyoruz. Diş hekim kontrolüne giderek bunların aslında biz önüne geçebiliriz. Şöyle söyleyeyim, bir çürük meydana geldiği zaman ilk olarak bu çürüğün dolguyla restorasyonu gerekiyor. Eğer dolgu yapılmazsa çürük ilerliyor, bu kanal tedavisine giriyor. Yani bu 500 lira 5000 liraya dönmüş oluyor. Ve ondan sonrasında eğer diş kayıpları da meydana gelirse, bu bir diş olabilir veya çok daha fazla diş olabilir. İmplant tedavileri veyahut da protetik restorasyonlar, işte köprü restorasyonları dediğimiz veyahut da hareketli protez. Bu 500'ler 5000 lira dönüyor, bu 10.000 lira 20.000 lira, bazen 50.000 lira 100.000 lira dönebiliyor. Ve bazen hani şu söyler hastalarımız, işte ya 5 dakika ayıramadım günde, işte çok vaktim yoktu, zamanım yoktu. Aslında o 5 dakika ondan sonra 1 saate dönüyor. Bazen oluyor birkaç seansa dönüyor, saatlik seanslara, ama artık protetik restorasyonlar, implantlar dönüştüğü zaman da bazen implant yerleştirip biz 3-4 ay kadar bekliyoruz mesela, çok büyük zaman kayıplarına sebebiyet veriyor. Normalde biz bunu 5 dakika günlük fırçalayarak aslında her şeyin önüne geçebiliriz. Burada şunu da söylemek istiyorum, bizim artık koruyucu tedaviyi, koruyucu diş tedavilerine yönelmemiz lazım. Şu anda bütün dünyada tedavi hizmetlerine çok büyük para harcanırken aslında koruyucu tedaviye daha çok paranın harcanması gerektiği bilinen bir gerçek. Özellikle İskandinav ülkelerinde koruyucu tedaviye çok yüksek maliyetler harcanıyor, paralar harcanıyor ki insanlar diş bakımlarına özen göstersinler, dişler çürümesin veya diş eti enfeksiyonu olmasın diye. O yüzden artık bizim de buna yönelmemiz lazım. Zaten hani çocuklara flor uygulamaları okullarda yapılıyor, bilinçlendirmeler çalışılıyor, ancak buna gerçekten çok daha fazla yönlenilmesi